Arkadaşlar hepinize merhabalar, ben Nihat Üzel. Enon programından yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoya geçmeden önce Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığını yaşattığını düşündüğünüz futbolcuyu aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Bugün sizler için Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda hayal kırıklığı yarattığını düşündüğünüz futbolcuları listeledik. Lafı hiç uzatmadan listemize geçiyoruz. Listemizin 10. sırasına Trabzonspor'un stoperi Macit Hüseyin'i ile başlıyoruz. 24 yaşındaki İranlı genç savunmacı bu sezon 16 Süper Lig maçı da forma giymiştir. %85 pas başarı yüzdesiyle oynayan stoper maç başına 1.3 top çalarken 1.4 kez de atak kesmiştir. 2018-2019 sezonunda Trabzonspor kadrosuna dahil olan ve 2021 yılına kadar kontratı bulunan Hüseyin'i Trabzonspor savunmasının toparlayıcı ismi olması beklenirken beklentilerin oldukça altında kalmıştır. Çıktığı 16 maçta bir gol atan, 3 sarı kart, 1 de kırmızı kart gören futbolcu özellikle ligin son haftalarında Trabzonspor'un yaptığı kritik hatalarda önemli rol oynamıştır. 9. sıraya Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Deniz Türüç'le devam ediyoruz. Sezon başında 2,5 milyon euroya transfer edilen gurbetçi futbolcu bu sezon Süper Lig'de 26 maçta boy göstermiştir. 3 gol ve 1 asistlik kaskıyla oynayarak beklentilerin oldukça altında kalan Deniz Türüç, sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen gördüğü 4 sarı 1 de kırmızı kartla agresif bir oyun sergilemiştir. %85.7 pas başarı yüzdesiyle oynayan ve maç başına 1.5 orta kesip 1.6 kilit pas atabilen Deniz Türüç'ün sarı lacivertlerle kontratı 2022'nin sonunda sona eriyor. 8. sırada şampiyon Başakşehir'in dünya starı oyuncusu Robinho var. Ligimizde ilk olarak Sivasspor takımının formasını giyen ve harika performansıyla Başakşehir'e transfer olmayı başaran tescilli dünya starı Robinho, bu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'de adeta yokları oynamıştır. Genellikle yedekten gelerek skoru değiştirmesi ümit edilen yıldız futbolcu Süper Lig'de bu sezon 15 maçta forma giymiş fakat ne gol ne de asist katkısı yapabilmiştir. Bu sezon yalnızca 414 dakika sahada kalabilen tecrübeli futbolcu kontratının bitmesinin ardından Başakşehir'le yollarını ayırmıştır. Geldik 7. sıraya, yani Galatasaray'ın en büyük hayal kırıklıklarından birisi olan Younes Belhanda'ya. Geldiği günden bu yana Galatasaraylı taraftarlarla yıldızı barışmayan ama antrenör Fatih Terim'in de vazgeçmediği faslı futbolcu bu sezon Süper Lig'de 23 maçta forma giymiştir. 23 maçta 5 gol ve de 2 asistlik katkıyla oynayan Belhanda, disiplinsiz davranışları, yaptığı pas hataları, gereksiz çalım denemeleri ve isabetsiz şutlarıyla sarı kırmızılı taraftarları çileden çıkartmıştır. Süper Lig'de 7 sarı, 1 de kırmızı kart görerek disiplinsizliğini herkese kanıtlayan Belhanda, maç başına 1.7 şut denemesinde bulunurken %85.9 pas başarı yüzdesine de sahip olmuştur. Sözleşmesi 2021'de bitecek olan faslı 10 numaranın bu sezon transfer döneminde takımdan ayrılması dört gözle bekleniyor. Listemizin 6. sırasına Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Sturridge'le devam ediyoruz. Sezon başında bedelsiz bir şekilde dünya devi Liverpool'dan transfer edilerek büyük sükse yaratan İngiliz forvet Daniel Sturridge, bordo mavili taraftarların tamamına büyük heyecan yaratmıştı. 2 Mart 2020'de Trabzonspor'dan ayrılan forvet oyuncusu sürekli maç kaçırması, sakatlıkları ve disiplinsiz performansıyla beklentilerin altında kalmıştır. Süper Lig'de 11 maçta forma giyip 4 gol ve 4 asistlik katkıyla oynayarak 521 dakika sahada kalan Sturridge, maç başına 1.6 şut çekmiş ve 1.4 defa da adam geçmiştir. Ve geldik listemizin ortasına. 5. sırada Beşiktaş'ın Amerikalı kanat oyuncusu Tyler Boyd var. Ankara gücünde gösterdiği başarılı performansın ardından Abdullah Avcı'nın isteğiyle Beşiktaş'a transfer olan Tyler Boyd, taraftarların gözünde yeni Edin Visci olarak düşünülmekteydi. Ama işler beklenildiği gibi olmadı. Süper Lig'de 21 maçta sadece 1 gol ve 1 asistlik katkıyla oynayan kanat oyuncusu toplamda 5'te sarı kart görmüştür. 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek 2023 sezonuna kadar siyah beyazlı formayı giyecek olan Boyd, maç başına 1 şut atarken %87.5 pas başarı yüzdesiyle oynamıştır. 4. sırada Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson var. 2018-2019 sezonunda 4 milyon euro bedelli Fenerbahçe'ye transfer olarak genç yaşında olmasının da etkisiyle büyük beklenti yapan Jailson, özellikle bu sezon yaptığı hatalarla büyük tepki toplamıştır. Ön libero ve stoperde oynadığı her maça muhakkak bir hata sığdıran ve Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlarda payı olan Brezilyalı futbolcu bu sezon 27 maçta forma giymiş ve sadece 1 gol atabilmiştir. 2022 senesinin sonuna kadar sözleşmesi bulunan ve bu sezon 4 sarı kart gören Jailson, maç başına yalnızca 1.6 top çalabilmiş ve 0.8 kez çalım yemiştir. Listemizin 3. sırasında Galatasaray'ın devre arasına kadar sabredebildiği Fransız futbolcu Steven Nzonzi var. Geldiği ilk gün tüm Türkiye'yi şaşırtan ve ligin en pahalı futbolcusu olan Steven
Simone Inzaghi Galatasaray'da başta Fatih Terim olmak üzere birçok kişiyle anlaşmazlıklar yaşamıştı. Orta sahanın lideri olması beklenen futbolcu savaşçılıktan uzak ve ağır futboluyla taraftarlara saç baş yoldurtmuş ve devre arasında takımdan ayrılmıştı. 10 Süper Lig maçına çıkan ve yalnızca bir asist yapabilen Inzaghi sadece bir sarı kart görmüştür. Maç başına 0.9 top çalan, 1.6 faul yapan, 0.8 atak kesen ve 0.7 top kaybeden futbolcu vasat altı performansıyla listemize gelmiştir. Ve geldik listemizin ikinci sırasına ve o isim de belki Beşiktaş'ın şampiyonluğuna mal olan isimlerden olan Loris Karius. Liverpool'dan transfer edildiği dönemde Beşiktaşlı taraftarların Muslera'dan bile iyi olacak diye umutlandığı Karius, özellikle bu sezon 7 hatalı gollerle tüm spor kamuoyuna yok artık dedirtmişti. Her hafta birbirinden enteresan goller yiyerek herkesi şaşırtan Karius bu sezon 25 maçta forma giymiş ve kalesinde 29 gol görmüştür. Maç başına sadece 2.5 kez top kurtaran Karius, 8 maçta ise kalesinde gol görmemiştir. Listemizin zirvesinde ise Galatasaraylı taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratan Radamel Falcao var. Senelik tam 7,5 milyon euro, yani Türk lirasına çevirdiğimizde 64 milyon liraya mal olan Radamel Falcao bu sezon 16 Süper Lig maçında oynamış ve bu maçlarda 10 gol 1 asistlik katkı sağlamıştır. Attığı gollerin ikisini penaltıdan kaydeden Falcao'nun attığı her bir gol Galatasaray'a 6.4 milyon liraya mal olmuştur. Sezonun %60'ını sakat olarak geçiren Falcao maç başına 1.2 top kaptırmış, 2.6 şut çekmiş ve %87 pas başarı yüzdesiyle oynamıştır. Sevgili izleyenler, her hafta Fanatik Gazetesi YouTube kanalında ekranlara gelen Enon programından bu haftalık da bu kadar. Bu videoyu ve kanalımızdaki diğer videoları beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.